Dostlar hepinize selamlar, saygılar. Ben spiritüel danışman Astro Canan. Öncelikle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bugünün hayırlı, umutlu ve oldukça olumlu geçmesini diliyorum. Ayağınıza taş değirmesin Rabbim. Gününüz gününüzden güzel geçsin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdi aziz dostlar, ben sizlere bugün deste seçte su falı bakacağım ve aynı zamanda iskambil falı bakacağım. Meleklerin bilgeliği tarot kartlarıyla devam edeceğiz. 3 tane seçeneğimiz var. Su falı, iskambil falı ve meleklerin bilgeliği kartı. Tanrıça rehberliği kartlarıyla da kılavuz olmaya çalışacağım hayırlısıyla. Şimdi dostlarım bakalım bugünkü su falında neler soralım. Öncelikle sormamız gereken soru bir kere mücadele verdiğim konuda mücadelemde başarılı olacak mıyım? İkinci sorum, mahkemelik bir olayınız varsa, resmi bir evrakınız varsa olumlu sonuçlanacak mı? Resmi evrak. Diğer ise sevgili arkadaşlarım, aşk hayatım. Şimdi dostlar bakınız, size şu şekilde göstermeye çalışıyorum. Birinci sorum, mücadelemde başarılı olacak mıyım? İkinci sorum, resmi evrakım elime geçecek mi? Ya da mahkemelik olayım lehime sonuçlanacak mı? Diğeri ise aşk hayatım nasıl olacak? İnşallah sizin hayrınıza ve bütünün hayrına olmak üzere yüreğinizden geçen her şey fazlasıyla gerçek olur. Nem kapmış. Dostlarım, nem kaptığı için biraz zorlanıyoruz haliyle su falında. Şimdi yorgunluğuma değdi mi ya da yorgunum, mücadele ediyorum bir konuyla ilgili, hayırlısıyla güzel haberler alacak mıyım diye soruyorum. Şimdi üzüldüğün bir konuyla ilgili haliyle bir sevgili arkadaşım mücadeleye girişmişsin. Uzun süredir yaptığın bir mücadele bu. Gerçekten seni çok yoran olaylar olmuş. Bir ara hatta geri çekilmişsin, demişsin. Hani ben bu olayı yapayım mı, yapmayayım mı, gerçekleştireyim mi? Yoksa kendi oluruna mı bırakayım demişsin. Sanki bir ikili ilişkilerde güç savaşına girilmiş gibi. Seni yoran ikili ilişkilerdeki sıkıntı sevgili arkadaşım, gerçekten ikili ilişkilerde bazı sıkıntılar yaşadığını görüyorum. Sanki bir şeyler tıkanmış, bir kapılardan geçmek isterken, bir değişim yaşamak isterken tam tersi olmuş. Hem ailevi sorunlar adeta bir kambur gibi sırtına ilave olmuş. Ailedeki maddi sorunlar, özel hayattaki sorunlar seni bir hayli yıpratmış gözüküyor arkadaşım. Yakın zamanda bir hafta içerisinde haber alacaksın. Sevgili Başak Burcu, Oğlak Burcu ve Koç Burcu, bir hafta içerisinde güzel haberler alıyorsun. Balık burçları, hayallerindeki gibi bir işe kavuşuyorsun. Hayallerindeki gibi bir sevgiliye kavuşuyorsun. Kesinlikle. Yengeç burçları ve Aslan burçları, biraz dargınlık ve kırgınlık olayı gözüküyor sizlere. Bakalım hayırlısı olsun. Ama sonunda ferahlama olacak, bir küslük. Küslük de demeyelim ama ikili ilişkilerde olsun, sosyal ilişkilerde olsun bir mücadele dönemi başlamış. Şimdi resmi evrak konusuna geldiğimde kesinlikle terazi ve koç burçlarının ve yay burçlarının resmi evrakları hazır, alacaklar. Ya bir yeni bir işe başlama, ya bir de
bir karanlık konunun aydınlığa çıkması söz konusu olacak. Şimdi oğlaklar, balıklar, her türlü gözün aydın diyorum. Özellikle resmi evrak konusunda mahkemelik olaylarda çok lehine sonuçlar alacağını görüyorum. Gerek boğa, kova ve akrep insanları hem aşk hayatında olumlu neticeler alacaklar hem de duygusal hayatlarında yeni bir insanla güzel beraberlikler kuracaklar. Ayrıca kova, balık ve terazilere hamilelik de görüyorum sevgili dostlarım. Başak, akrep ve yay burçları sevgili dostlarım. Şu an bir yolculuk planlıyorlar. Hayırlısıyla o yola gidecekler. Oğlak burçları çok esnek olmayı deneyimleyeceksiniz bu aralar. Oğlak ve ikizler burçları oldukça değişken olabilirler. Çünkü bu aralar hem gezegensel etkiler hem de kadersel döngüler sizi böyle toleranslı olmaya davet ediyor, anlayışlı olmaya davet ediyor. Biraz da karşıdakinin yerine koyacaksınız kendinizi. Böyle bu da özel ilişkilerde olsun, ikili ilişkilerde olsun seni bir hayli sevindirecek. İkizler, Koç ve Aslan burçları aşkta bir araya gelip konuşma, görüşme olayınız oluyor hayırlısıyla. Dalgalı giden ilişkiler var sevgili Balık, Oğlak ve Akrep burcu insanları. Gerçekten dalgalı giden ilişki var. Boğa burçları dikkatli olun. Yani kötü bir insan seçmeyin. Bir evlilik teklifi alacaksınız. 2-3 kişiden bir evlenme teklifi alma ya da 2-3 kişi arasında bir şey konuşulacak. Erkek tarafı bir kız isteme olayını gerçekleştirecek. Ama dikkatli olun derim sevgili dostlarım. Ayrılık yaşayabilirsiniz sevgili yay ve ikizler burçları. Ama yeni bir insanla tanışacaksınız. Yeni insanla hayatınızı devam ettirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Kesinlikle bunu söylüyorum. Evet, Tanrıça Rehberlik kartları da geldiğimde. Su falını seçen sevgili dostlarım, Tanrıça Rehberlik kartları. Coventina diyor ki aydınlanma dönemi yaşıyorsun, bir arınma yaşayacaksın. Göndereceğin haberle beraber karşılıklı sevgiyi deneyimleyeceksin. Şu anda çok saf, temiz bir enerjiye sahipsin ve vücudun, bedenin arınmış durumda. Aşk hayatında ani hareketlenme var, güzelleşme var ve bereketin, bolluğun başka şehirlere, başka kişilere, başka mekanlara doğru yayılmış durumda. Bereketli ve hareketli dönemeçten geçiyorsun sevgili su falına baktığım dostum. Bakalım İskambil falları ne diyor? Bir kere ayrı düştüğün kişilere kavuşuyorsun sevgili İskambil falı takipçim. İskambil falını seçen sevgili takipçim. 3 ay içerisinde bir resmi evrak alıp seviniyorsun. Mahkemelik iki olayını çözdüğünü, rahata, huzura erdiğini görmekteyim. Her şey gönlünce olacak. Gelecekle ilgili planlar yapmışsın, tek tek hayata geçireceksin. Esmer ve hafif kilolu bir beyle beyaz tenli atletik bir bey karşı karşıya geliyor. Bunlar avukat veya resmi memur olabilirler. Karşılıklı konuşup anlaşmadan sonra evine rahat ve huzur geliyor sevgili arkadaşım. Kesinlikle rahata ve huzura erdiğin bir dönemeçten geçiyorsun. Şu an seninle ilgili kıskançlık enerjileri besleyen birisi var. Gerek gece uykusunda, gerek gündüz ruhsal anlamda huzursuzluk yaşadığını görüyorum. Bir üçüncü şahsın senin duygusal hayatına, nişanlına, partnerine, sevdiğin adama ya da kocana göz koyduğunu, bir başka enerjinin
sizin ilişkinizi bozmak üzere auranıza girdiğini görüyorum. Enerji alanınıza girmiş ve sen gerçekten bulunduğu şehirden uzaklaşmak istemişsin ve bir takım güç dengeleri bozulduğu için veya araya uzun bir zaman girdiği için bir ayrılık yaşanmış. Fakat şunları söyleyebilirim. Yakın zamanda daha kavuşmaz, insan insana kavuşur sözünü gerçekleştiren olaylar zinciri başlayacak. Şu an daha doğrusu birkaç hafta veya birkaç ay içerisinde hava yoluyla seyahat edebileceğini, önemli bir aşkın başlayacağını, mücadele ettiğin bir konuyla ilgili yeni gelişmeler olacağını söylemeliyim. Kesinlikle 10 numara bir ilişkin olacak ve uzun yol yaptıktan sonra, sevgili arkadaşım, bakın, yol yaptıktan sonra türlü sorunlarını çözeceğini, hayatına güzelliğin geleceğini ve kendini çok rahat hissedeceğini görüyorum. Artık alma verme dengesi yerine oturmaya başlayacak. Sevgide hep sen vermişsin. Maddi olanaklar konusunda hep sen vermişsin. Bundan sonra almayı deneyeceksin. Gerçekten de maddi sorunlarını çözmekle beraber duygusal hayatına da renklenme gelecek. Pek çok sorunu bir arada çözüyorsun. İskambil falına baktığım dostum. Şimdi Tanrıça rehberlik kartlarını açıyorum. Evet, iki tane geldi. Almak zorundayım. Damara diyor ki çocuklara yol göstermek. Çocuklara yardım etmeye, yol göstermeye, iyileştirme konusunda çok başarılısın diyor. Eğer evladın varsa onunla ilgili bir sorunu atlatacaksın, çözeceksin. Evladından ayrıysan kavuşacaksın. Hamilelik veya evlilik istiyorsan hemen gerçekleşecek sevgili dostlarım. Abundanta diyor ki refah dalgaları gelmiş, hayırlı bir işe başlıyorsun. Aynı zamanda yaratıcılık yeteneğini kullanarak bir işe başladığını, geliştiğini, kuvvetlendiğini ve mutluluğa doğru adım attığını görüyorum sevgili arkadaşım. Meleklerin bilgeliği kartlarını seçenler. Evet, bakalım sizlerde neler var. Şimdi arkadaşlar, bir bakalım. Evet. Şu şekilde başlıyorum arkadaşlar. Bir kere maddi olanaklar konusunda kaybettiğin para, kaybettiğin zaman ya da kaybettiğin bir evrakı buluyorsun, yakalıyorsun, işinde tezgahını kuruyorsun. İşini düzene sokuyorsun ve her şeyden önemlisi manevi anlamda tatmin oluyorsun. Çünkü maddi akış başlamış. Bir seminere katılabilirsin, bir danışmanlık alabilirsin, sevdiğin bir işi yapabilirsin diyor. Aşk hayatında müjdeler olsun. Gerçekten büyük müjdeler var. Büyük üzüntünün arkasında büyük müjdeler olduğunu, İhtiyacın olan sevginin sana doğru koştuğunu görüyorum.
Yalnız oldukça karizmatik olan bu partnerinin etrafında başka kişiler olabilir. Üçlü ilişkiye dikkat çekiyorum. Karanlık insanlardan, kıskanç insanlardan uzak dur sevgili arkadaşım. Nişanlını, partnerini elinden almaya çalışan kişilerin varlığına işaret ediyor. Allah göstermesin, kıskanç insanlardan uzak dur. Şimdi arkadaşlar, bir bayan yolculuğa çıkıyor gördüğünüz gibi. Eğer baktıran bir hanımsa, bir yola çıktığını, hayatının planını veya hayatının önemli bir dönemecini bu ara yaşayacağını söyleyebilirim. Birisiyle tanışacaksın ve hayatın değişecek. Geçmişi arkanda bıraktığını, geleceğe umutla başladığını görüyorum. Yeni fırsatların var. Sabırlı olman gerekiyor. Önemli bir dönemeçten geçiyorsun ve hepsinden önemlisi, ciddi anlamda sıkıntıyı geride bırakıyorsun sevgili arkadaşım. Şimdi geldiğim noktada sevgili arkadaşlar, şu anda kitaplarla bir dostluğunuz var. Bir çalışma alanı oluşturmalısın. Hızla kendini yenilemelisin. Aynı zamanda işe koyulmanın, bir planlama yapmanın ve mükemmel fırsatları değerlendirmenin zamanı gelmiş. Zaten bilgini değerlendireceksin, güçleneceksin. Bir de hamilelik olayın hemen gerçekleşebilir yakın zamanda. Uykusuzluk problemini çözdüğünü görüyorum. Bir erkek seni düşünüyor sevgili arkadaşım. Eğer kadınsan bir erkek seni düşünüyor. Erkeksen bir kadın seni düşünüyor. Yakında ondan bir sürpriz olacak ve sen her türlü kısıtlamadan kendini özgür bırakacaksın. Meleklerin yardımıyla ve egonun kırılmasıyla yeni bir döneme gireceğini, hayatını biriyle birleştireceğini ve hedeflerine doğru koştuğunu görmekteyim. Kesinlikle sıkıntıları aşmışsın, deniz aşırı bir yere gidiyorsun ve özgürlüğün tadını çıkartıyorsun. Deniz kenarına bir yere de gidebilirsin. Uzun süredir karşılaşmadığın birisiyle karşılaşıyorsun. Hayallerini gerçekleştirme fırsatını buluyorsun. Ve geliyorum melek kartlarına. Kuan Yin diyor. Şu anda kendilerine ve başkalarına hüküm vermeden önce sevgiye ve ışığa odaklan diyor. Kimseyi yargılama lütfen. Işığa odaklandığında çözümü üreteceksin. Evrensel akış başlamış. Algıların açık, çakraların açık. Kendini yeniden programla ve işine koyul diyorum. Şefkatli olmanı istiyorum ve başkalarının da sana şefkatli davranması için lütfen olumlamalarını yap. Dostlar, bana ulaşmak isterseniz telefon numaram 0546 481 3506. Astro Canan ben. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.